dünyada uluslararası bir hareket var. Ukrayna ve Rusya'da. Ama bir taraftan da Amerika ülke ocaklarını, ülkeleri terör tasarısında incelemeye başladı. Rusya ülke ocaklarını inceliyor. Ve Devlet Bey de ülke ocaklarında son Mart ayında uyarıda bulundu. Dedi ki siz takip ediliyorsunuz, hazır olun dedi. Neden bu ülkeler Amerika, Rusya ülke ocaklarını konuşuyor? Neden Türkiye için Rusya'da bir kaos ortamı da var? Ülke ocakları ne ifade ediyor? Ülke ocakları tabii Türklüğün son umududur. Türk milletinin 57. alayıdır. Tabii bunu dış güçler ülke ocaklarının gücünün farkındalar. Türk milletin operasyon yapmadan önce ilk operasyonu ülke ocaklarına yapıyorlar. Ülke ocaklarına hamle yapmadan, elini güçsüzleştirmeden Türk milletinin yıkılmayacağını, zarar veremeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Bizi Amerika gibi bir kabile devletinin veya da Avrupa'daki ecnebi devletlerinin terör örgütü listesine alması bizim için onur ve gururdur. Biz ben olmakla bencil olmak arasındaki farkı bilmeyenlere biz olmanın onurlu ve gururlu duruşunu göstermeye devam edeceğiz inşallah. İlk ocaklar olarak çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Yeni bir atama olacak mı? Dilovası. Dilovası ülke ocağına atacağız Allah nasip ederse. Yakın zamanda herhalde 15-20 gün içerisinde bütün çalışmalarımızı tamamladık. Atamasını yapacağımız kardeşimizin de CV'sini genel merkezimize gönderdik. Genel merkezimizden onay bekliyoruz. Yani açmakla ilgili sıkıntımız yok. Oradan izin aldık. Sadece genel merkezimizin atacağımız kardeşimizin uygunluk durumuna bakacaklar. Daha sonra izin geldikten sonra da hemen birkaç gün içerisinde çalışmamızı yapıp ocağımızı atacağız inşallah. Kocaeli tarihinde ilk olacak. Yani Dilovası'nda daha önce hiç ocak olmamıştı. İlk defa olacak.